Herkese yeni bir videodan merhabalar. Arkadaşlar seste bir problem varsa kusura bakmayın lütfen. Çünkü şu anda Giresun'dayım ve çok acele bir şekilde geldik. Mikrofonumu getirmeyi unutmuşum. Çok da güzel bir video olacağı için çekmek de istedim. Artık yani bir şekilde ses problemini halletmeye çalışacağım. Umarım hallolmuştur. Şimdi arkadaşlar. Harika. Müthiş. Şimdi arkadaşlar Ordu'dayız. Giresun'da yer olmadığı için hiçbir otelde, Ordu'daki bir otele yerleştik. Buradan her gün 1,5 saatlik bir yol çekip şeye gidiyoruz, Giresun'a gidiyoruz. Olsun, bir süre önce şu taşınma problemlerini, ev problemlerini atlatırsak eğer yerleşebileceğiz. Şimdi ben neden Giresun'dayım? Konumuz bu aslında. Umut transfer oldu arkadaşlar Giresun Spor'a. O yüzden bu sezon buradayız. Buraya taşınacağız. Ama Giresun'da ev yok. Biz bir tane ev bulduk şimdi. O evi de başkasının tutma ihtimali var. Öncelik onlarda. Duruma göre biz tutacağız. Şimdi o evi gezeceğiz birlikte sizinle. Bir kahve içip hemen yola çıkacağız. Ve birlikte o evi gezeceğiz. Gerçekten içime o kadar sindi ki. Siz de evi gördükten sonra şaşıracaksınız zaten. Giresun'da böyle bir evi nasıl buldun diye. İnşallah tutabiliriz arkadaşlar. İnşallah kendileri vazgeçer. Onlar da iyi bir ev bulurlar inşallah ama bakalım. Şimdi hazırsanız video başlasın ve size tutacağımız evi göstereyim. Şu an yağmur yağıyor, bir şekilde çekmeye çalışıyorum ama evler bunlar arkadaşlar. Şimdi boğazımda bir şey kalmış. Şurada gözüken de tutacağımız ev. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Ve evimize buradan giriyoruz arkadaşlar. Şu anda ortalık bu arada bayağı dağınık ama 3 gün içinde teslim edecekler buraları. Böyle bir temizliğe uğrayacak. Şuraya bir tane vestiyer ve ayakkabılık gibi bir şey yaptırmayı düşünüyoruz. Çünkü Umut'un ayakkabılarını koyabileceği bir alan yok burada. İçeri girdiğimizde sağ tarafta şöyle bir banyosu var. Daha doğrusu lavabosu var. Oturma odamız bu şekilde. Hemen yanında mutfak var. Amerikan mutfak arkadaşlar. Dolap kapakları takılacak bugün. Ve burası da bahçesi. Havuzu var ama Giresun'da havuzu ne yapacağız tabii ki. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Ama şuralara böyle koltuk atılıp yağmur yağmadığı zamanlarda keyif yapılabilir. Tekrar içeriye giriyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Ortalık bayağı dağınık. Hiç kusura bakmayın. Şöyle merdivenlerden birinci kata çıktığımız zaman sizi benim giyinme odam karşılıyor. Buraya bir giyinme dolabı yaptırıyorum bu arada. Burası sadece ayakkabıların olduğu bir giyinme dolabı bölümü olacak. Şöyle köşeye geçip anlatayım. Bu duvarda bir giyinme dolabı, bir de bu duvarda bir giyinme dolabı olacak. Tam şu camın önüne de makyaj masasını atmayı düşünüyorum. Şuradan gördüğünüz turuncu da ben. Bayağı güzel bir yer olacak diye umuyorum. Sizinle eğlenceli videolar çekeceğiz. Yine giyinme odasında şöyle bir banyosu var. Burada duşu var, tuvaleti var ve lavabosu. Yine enfi. Bu arada bu çekmeceleri baya beğendim ben. Şöyle raflı bölmeleri var. İnanılmaz konforlu, böyle her şeyi düzenli bir şekilde ayırabileceğimiz bir bölüm. Yine de şu aynaların içinde de raflarımız mevcut. Şöyle kapatıyorum ve diğer odaya geçiyoruz. Yine benim odanın yanından devam edeyim istiyorum. Burada bir tane banyomuz var. Daha çok misafirlerin kullanacağı bir banyo diyebiliriz burası için. Buradaki dolaplar da öyle bu arada. Giyinme odasındaki gibi çok çok rafları olan dolaplar. Bu odanın yanında bir tane odamız var. Bu şekilde. Burası da yeterince büyük bir oda aslında. Onun yanında da şöyle ufak bir balkonu olan bir oda var. Bu balkona ufak dediğime bakmayın. Yukarıdaki balkonu görünce neden buraya ufak dediğimi anlayacaksınız. Bu oda da bu şekilde arkadaşlar. Bu arada kapılarını falan da ben inanılmaz beğendim. Çok kaliteli. Giresun yuvamız bizim artık. Bir üst kata çıkıyorum şimdi.
Üç katlı bu arada arkadaşlar. Üst katta bizim yatak odamız ve Umut'un fitness odası olacak. Şu merdivenden şöyle geldikten sonra yatak odasına giriyoruz. Buraya bir giyinme alanı falan hiçbir şekilde düşünmüyorum. Sadece bir yatak olacak burada. Burada da bir tane şifonyer olacak diye düşünüyorum. Yatak odasının da şöyle bir manzarası var. Tabii cam kirli. Şuradan göstersem daha temiz olur galiba. Bayağı güzel anlayacağınız. Yatak odasını da geniş bir şekilde gösterdiğimde bu şekilde. Bu arada Umut'un kıyafetleri nerede duracak? Senin giyinme odan varken diye soruyorsanız. Benim ayakkabılık yaptığım bölümü Umut'a giyinme odası yapıyoruz. Ve onun için bayağı yeterli bir alan. Yine burada onun lavabosu, işte aynı benimki gibi duşu da var. Bayağı iyi bir alanı, yeterli bir alanı var. Yine aynı katta, en üst katta şöyle bir banyomuz var arkadaşlar. Buraya duş yapmamışlar. Belli ki çamaşır makinelerini falan koy diye yapmamışlar duşu. Biz buraya çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koyup buraya da bir havluluk dolabı gibi bir şey yaptıracağız. Buradan çıktıktan sonra yanındaki oda da Umut'un fitness odası. Burayı Umut fitness'a çevirecek. Hatırlarsınız, Umut'la birlikte ilk 1,5 sene önce tuttuğumuz ve taşındığımız bir ev vardı. Orayı, alt katını fitness yapmıştık. Şimdi o eşyaların hepsi buraya gelecek. Bir de bu odanın şöyle bir terası var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de evimizin bir manzarası var. Bayağı güzel. Yan komşumuz henüz taşınmamış ama sesleri duyuyorsunuz zaten. Tadilatları devam ediyor. Arkadaşlar ev bu şekilde. Benim içime hani inanılmaz sinirli. Sadece yapılması gereken birkaç işleri var. Onlar halledilecek. Ondan sonra tamamen bitecek. Biz de haftaya taşınacağız buraya. Şimdi bugün cumartesi. Ben yarın İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'daki evleri toparlayacağım. Ondan sonra öbür hafta perşembe günü gibi buraya girmeyi düşünüyoruz şu anda arkadaşlar. Bakalım. Umarım her şey çok güzel olur. Şimdilik ev olayını burada bitiriyorum. Son konuşmayı otelde yaparım diye düşündüm. Bir an önce yerleşmek istiyorum gerçekten buraya. Beni karşılayana bakın. Bunu görebilecek misiniz çok merak ediyorum ama hemen yakınlaşıyorum. Camdan bana kimin baktığını görebiliyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz tatlı bir komşum var. Anlayacağınız durumlar böyle. Öyle bir yoğunluk sürecindeyim ki arkadaşlar videonun sonunu bir türlü çekemedim. Ne o gün otele gittiğimde, ne İstanbul'a döndüğümde, ne Giresun'a geri dönüp bütün eşyaları taşıdığımda hiçbirini de çekemedim. Aradan bir hafta geçti. Şu anda videoyu editlerken çekiyorum. Şimdi İstanbul'dayım. Videoda editlerken fark ettim ki bir karışıklık var. İlk başta tutup tutmayacağım belli değilmiş. Gittikten sonra belli olmuştu tutacağımız. Hatta ben dolap ölçülerini bile aldırmıştım. O yüzden orada bir karışıklık olmuş. Aklınıza böyle bir şey takıldıysa evi tuttuk arkadaşlar. Bu vlogdan sonraki diğer videoda çok yüksek ihtimalle evin yerleşmiş hali olur diye düşünüyorum. İncik, boncuk, detay her şeyi çekeceğim. Şu an İstanbul'dayım. Günlerden pazar ve 2 gün sonra salı günü tekrar Giresun'a geri dönüyorum ve bütün detayları umarım sizinle paylaşacağım. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.